5 Nisan 2014 yukarı vanızıdayım. Emine Hanım yani Türkan Hanım buranın kuaförü bize pıt pıtlı köfteyi anlatacak. Çırk köfte. Pıt pıtlı çırk köfte. Tamam. Bolca bir soğan doğruyoruz. Hı. Yağı tavaya bırakıyoruz. Buranın diliyle anlat güzelim sen. Tavaya yağı koyuyoruz. Memnun oldum. Koyduktan sonra iyice o yağ tereyağı köpürüyor. Köpürene kadar ellemeyeceksiniz. Kızaracak iyice. Kızaracak. Kızardıktan sonra soğanı bolca bir soğan doğradığımız soğanı içine aktaracağız. Hı. Aktardıktan sonra karıştıracağız. Karıştıracağız. İşte böyle. Ben ağzım diliyle konuşuyorum. Öyle diyecek zaten ne dek. Sonra o pembeleşme değil de biraz kırmızısıya dönecek soğan. O olduktan sonra salçasını bırakacağız içine. Salçayı da güzel bir kavurduktan sonra suyunu aktarıyoruz. Aktardıktan sonra kaynamaya başlayacak su. Kaynadıktan sonra diyelim ki şöyle bir bardak biz çırk köfte yapacağız. Hı. Çırk köftelik bir bardaklık yapacağız. İki tane su koyup sonra kaynayan suya bir tane de orta bulgur koyacağız içine. O orta bulgur kaynayıp inleleşinceye kadar karışmayacağız hiç. Sonra o baktın ki inleleşiyor artık suyu bitmek üzere olduğu an pıt pıtı içine aktaracaksın. Pıt pıt da dediğimiz orta bulgurun daha küçüğü. Daha küçüğü. Evet. Simit. Simit deriz. O da koyduktan sonra karıştırıp ateşin altından alırız. Kenara çekeriz. Biraz soğuduktan sonra yumuşak yumuşak sıkıp kırmızı biber'e batır batır ye. Bu kadar. Altına üstüne tereyağı tekrar dökmek yok, var mı? Yok. Ha bunun yanına bir de bir kabak turşusu koy. Hı. Ye tadından doyamazsın. Bu kadar arkadaş. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Şimdi duyan da der ki kuaförün konuşmasına bak.